yatırım, destek ve hizmetlerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız ve... Gündem dışı söz aldı, Erzurum'un sorunlarını kürsüye taşıdı. Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili Profesör Doktor Kamil Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Erzurumluların en büyük taleplerinden biri olan stadyum konusunu gündeme getirdi. Rize'nin çok güzel bir türküsü var. Erzurum'da kar yağsa Rize'de üşüyorum. Şimdi ben tabii bunu iliklerine kadar hisseden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve dostum Sayın Gençlik ve Spor Bakanı'na bir konuda bir talebimizi ifade etmek istiyoruz. Bölgemizdeki Rize, Elazığ ve Can Erzincan başta olmak üzere stat yenilemeleri yapıldı. Erzurum Spor gerçekten bölgenin mihenk taşı, çok köklü bir kulüp ve bu sene inanın transfer tahtası kapalı olmasına rağmen TFF birincilikte kalmayı başardı. Ama bir stat eksiğimiz var. Bunu böyle palyatif, efendim güçlendirici projelere değil, arazi sıkıntımız yok Allah'a şükür, ovamız geniş. Bir arazi tahsisiyle bakanlığımız Sayın Osman Aşkın Bak'tan hasreten ikili görüşmemizi de ifade ettim, rica ettim. Buna Erzurumları sevindirecek bu stadın gerçekleşmesini bir an önce istiyoruz. Profesör Doktor Kamil Aydın'ın sağlık alanında da talepleri oldu. Her ne kadar nüfusumuz 750 bin civarında olsa da bölgesel bir hub olma niteliğiyle en az 8 ile 3 milyonluk bir insan kitlesine hizmet eden hastanelerimiz var. Ama inanın gerçekten bölgesi olarak düşündüğümüzde kuzey-güney ayrımında yeterli değil. Günlük şehir hastanemize 13 bin hasta kabulü yapılıyor. Bu yük çok ağır. Bunun için onun ikinci dereceden sağlık hizmeti verecek yükünü hafifletmesi adına bir şehrin kuzey bölgesinde nüfus artışına binaen küçük bir butik hastanenin 100 yataklı da olsa yapılması yerinde olacaktır. Sanırım burada tabii tasarruf tedbirlerini de dikkate alarak iki düşünüp bir konuşmak zorundayız. Burada inanın kaynak konusunda da benim aldığım bilgi Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce yıkılan iki küçük hastane arazisi karşılığında oraya bir butik hastane yapmayı gündemine aldığını ifade etmişler. Bunun takibini Sayın Bakanlığımız yaparsa ve bu gerçekleşirse inanın yükümüz hafifler. Profesör Doktor Kamil Aydın, Erzurum'un uzman hekim ve ağız diş sağlığı merkezi sorununu da gündeme getirdi. 20 ilçesi olan bir ilin temsilcisiyiz. Bırakın ilçeleri, şehir hastanemizde bile zorunlu hizmet sonrası batıya bir tayin isteme sirkülasyonu söz konusu. Bunun önlenmesi adına uzman hekimlik noktasında da yine Erzurum'a bir pozitif ayrımcılık, bölgeye 3 milyon insana hizmet etmesi hasebiyle söylüyoruz. Diş sağlığı konusunda da bölgeye büyük hizmet veren, gerçekten eski bir hastaneden çevrilmiş bir ağız diş sağlığı merkezimiz var ama yeterli değil. Diş hekimi sayımız çok iyi, Allah'a şükür yeterli. Ama mekanda sıkıntımız var. Eski bir hastanede, küçük bir mekanda gece efendim fazla mesai yaparak hizmet sunuluyor. Burada da yine şehir hastanemizin bünyesinde arazi sıkıntımız yok. Bir yer tahsisi yapılıp bir ağız diş sağlığı hastanesi yapılırsa bu konuda da çok rahatlamış olacağız diyorum. Erzurum'da yapımı devam eden 2. organize sanayi alanının genişletilmesini de değerlendirdi Aydın. Erzurumluların teşekkürlerini iletti. Yatırım, destek ve hizmetlerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlıklar olmak üzere hizmeti geçen bütün herkese Dadaşlar adına şükranlarımı sunuyorum. Bunun en somut bir örneğini ifade etmek gerekirse geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Erzurum'un acil bir ihtiyacı olan Savunma Bakanımıza verdiği talimatla onun da gerçekten özverili çalışması sonucu 2. organize sanayi bölgesinde ihtiyacımız olan arazi tahsisi konusunda askeri arazinin çok net bir şekilde tahsis edilmesi ve 200'ün üzerinde yatırım düşünen işletmecinin sorunun halledilmesindeki tutum ve davranışlarıdır. İnşallah Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da yine Erzurum'un çok önemli talep ettiği 6. bölgeyi kalıcı hale getirmesi noktasında bu arazi tahsisi sonrası gerekli kolaylığın ikinci kısmını yine gerçekleştirir. Ben bu dilek temennilerle yaklaşan... Teşekkürler Sayın Aydın.